Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Almanya'da iş dünyasıyla görüşmelerinin ardından İngiltere'de serbest ticaret anlaşmasının genişletilmesi için müzakereleri başlattı. Bu kapsamda muhabirimiz Alparslan Düven, Ticaret Bakanı Ömer Bolat'la bir röportaj gerçekleştirdi. Seyahat programının detaylarını anlatan Bakan Bolat, yurt içinde gıda fiyatlarında artış yaşanmaması için attıkları adımlardan da bahsetti. Uzun bir e, yurt dışı seyahati oldu e, Almanya, sonrasında İngiltere evet. e, ama İngiltere'deki görüşmeler e, bir hali önemliydi. Evet. E, bu görüşmeler, bu seyahatlerle ilgili olarak neler söyleyeceksiniz efendim? Şimdi bizim bu seyahatlerimizin e, Almanya ayağında Alman iş dünyasıyla yaptığımız e, üç toplantı ve Türk iş dünyasıyla oradaki yaptığımız toplantılar vardı. İngiltere ayağında ise resmi olarak İngiltere'deki mevkidaşım Ticaret Bakanı ile bu sabah bir araya geldik heyetler arasında. Ve e, İngiltere ile Türkiye arasında 2020 yılının sonbaharında imzalanıp 2021 yılının başında yürürlüğe giren sanayi ürünlerinde bir serbest ticaret anlaşmamız var. Ve çok da iyi ilerliyor, iyi gidiyor. Bu anlaşmayı yeni alanlara hizmetler sektöründe yatırımlarda ve bazı tarımsal ürünlerin ticaretinde genişletme niyetimizi ortaya koyduk. Onlar da buna sıcak bakıyorlar, onların da aynı iradesi vardı. ve resmi müzakerelere bugün başlama kararını kamuoyuna deklar ettik. Harika. Efendim tabi Ramazan'la birlikte bir de İçerideki e, durumla ilgili olarak Bir soru soracağım Tabi Ramazan'la birlikte e, Fiyatlarda bazı artışlar var Bunlarla evet. ilgili olarak Ticaret Bakanlığı olarak nasıl bir önlem alıyorsunuz? Şimdi e, biliyorsunuz e, Seçim Ramazan ve e, Ocak ayındaki ücret artışları Üst üste geldi bu üç unsur Genel evet. olarak Biz hükümet e, olarak Eee Özellikle fahiş fiyatlarla mücadele konusunda büyük bir kararlılıkla mücadele ediyoruz. yine e, gıda ürünlerinde bir kısım gıda ürünlerinde e, Ramazan öncesi ve seçim öncesi e, çeşitli fiyat artış e, çabaları olabiliyor ama e, biz gerek hazine ve Maliye Bakanlığı ve Merkez Bankası enflasyonla ...mücadelesini para, döviz kuru, maliye ve kredi politikaları üzerinden sürdürüyor. Biz de Ticaret Bakanlığı olarak e, fahiş fiyatla mücadele, kara borsaya da stokçulukla mücadele... ...ve raf denetimlere anlamında e, yetkimiz dahilinde bu mücadeleyi sürdürüyoruz. Dediğim gibi e, Ramazan ayının e, kışa doğru gelmesi ve... Ee, özellikle bu ücret artış dönemine e, denk gelmesi ve seçim satına gelmemiz nedeniyle e, bir kısım tamahkar e, unsurların e, fiyatları keyif keyfince arttırma çabaları oluyor. Ama biz yoğun e, denetimler yapıyoruz. E, binlerce denetçimiz arazide gerek Tarım Bakanımız gerekse biz e, üretim, tüketim ihracat, ithalat ve stok rakamlarını sürekli bakarak günlük fiyat hareketlerini izleyerek müdahalelerde bulunuyoruz. Bazen ithalat açmak zorunda kalıyoruz. Bazen ihracatı kapamak zorunda kalıyoruz. Geçen yıl 2023'te biz Türkiye'nin ihracatını 1,5 milyar dolar daha yüksek bir rakam olarak açıklayabilirdik. Ama soğanda, patateste, domates salçasında, domateste, zeytinyağı ihracatında ayçiçek e, hamya ihracatı yapmak isteyen sanayicilere kısıtlamalar getirdik. İhracatta fedakarlık yaptık. Yeter ki iç piyasada aşırı fiyat artışı, zıplaması olmasın diye. Bu uygulamalarımız neticesinde buçuk milyar dolar belki döviz kazanamadı Türkiye ama e, içeride fiyatlarda bu ürünlerde anormal bir zıplamalar olmadı. Aldığımız tedbirlerle o ürünlerdeki e, e, fiyat hareketlerini dengelenmeyi e, oldukça iyi bir şekilde yaptık. E, bazen ihracatı kısıtladık. Bazen üretim eksikliğinde ithalatın önünü açtık. Yeşil mercimekte mesela 3 e, hafta önce ithalatın önünü açtık bir kota dahilinde. Evet. Ayçiçek eksikliği oldu. Gerek çekirdekte, tohumda, gerekse ham yağda. Tarım Bakanlığımızla birlikte bunları kararlaştırarak aldığımız bu tedbirlerle fiyatlardaki anormal zıplama ya da artışları engellemiş olduk.